Arkadaşlar merhaba, ne haber, nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün sonunda beklenen güncelleme Brawl Stars'a geldi. Oyun yaklaşık 3 saatlik bir bakıma girmiş. Vallahi ben uyuyordum. Uyanık olsaydım açardım bir yayın ama yapacak bir şey yok. Oyun açılacak mı artık? Hello. Oyun bozuldu abi, açılmıyor. Oğlum oyuna niye girilmiyor? Yaklaşık 2 dakikadır siyah ekranda bekliyorum. Brawl Stars GG. Bir saniye, telefonu bağlayacağım. Vallahi telefonu bağladım şimdi. Bakalım burada açılacak mı? Hadi bismillah. Supercell! Supercell! Görecek miyiz? Aa, vallahi açılıyor. Tamam. Diğer cihazda bir sıkıntı var galiba. Bu ne? Oyunun niye sesi yok? Ayrıca bu ne? Deneyiminizi geliştirmek ister misiniz? Biz ve ortaklarımız deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak amacı... Ne? Reklamlar mı? Ciddi misin? Oha! Brawl Stars'ta artık reklam mı çıkacak? Devam ediyorum okumaya. Kişisel verileri işlemek için tracking teknolojisi kullanıyoruz. Seçimlerinizi daha fazla bilgi sekmesinden yönetebilirsiniz. Hayır demek reklamları kaldırmaz. Ancak reklamlar kişiselleştirilmez. Hayda! Supercell, oyuna reklam mı eklediniz? Cihaz tanımlayıcılarınızı analiz etmek için kullanılmaya devam edilebilir. Uygulama içi deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla meşru menfaate dayalı atıf ölçümü amacıyla cihaz tanımlayıcılarınızı paylaşabilirsiniz. Bu adresten daha fazla bilgi edinin, cihaz ayarlarınızdan onayınızı geri alın falan filan. Oha! Şimdi arkadaşlar bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Brawl Stars'a reklam geldi demek oluyor. Ama kısaca bu yazının anlamını söyleyeyim size. Reddet ve kabul ete basarsanız ne olacak? Şimdi kabul ete basarsanız sizle alakalı reklamlar çıkar. Hani sizin ilgilendiğiniz tarzda reklamlar çıkar. Ama reddete basarsanız daha genel reklamlar çıkar. Hani herkese normal çıkan reklamlar çıkar. Kabul edip reddetmek herhangi bir şeyi değiştirmiyor oyunda. Her türlü reklam çıkacakmış ama ne alaka reklam? Ben kabul edeyim. Benle ilgili şeyler çıksın. Bu oyunun niye sesi yok ayrıca? Sessiz modda mıyım ben? Aa, geliyor ses. Biraz garip geliyor ses ama. Neyse dur, müziğini kapatalım zaten. Müzik açık olmasın. Bir dakika, şimdi ben maç yapsam maçtan çıkınca reklam falan mı gelecek şimdi? Şimdi anlamadım. Yoksa bir saniye. Yukarıdaki ünleme de bakacağım bu arada birazdan. Yumurta etkinliği gelecek ya hani 29'unda. 29'uydu değil mi? Aynen, sanırsam 29'unda geliyor yumurta etkinliği. Acaba reklam izleyip yumurta mı açtıracaklar? Hani daha önceden de hatırlarsanız geçen sene bir reklam özelliği gelmişti. Ya da daha da eskiydi, hatırlamıyorum. Çok eski bir şey de olabilir. Reklam izleyerek ikiye katlıyordunuz böyle. Kutulardan çıkan şeyleri ikiye katlıyordunuz reklamla birlikte. Yani zorunlu reklam diye bir şey yok. Sadece reklam izleyip ikiye katlıyordunuz. Acaba bu da mı öyle? Mesela yumurta açtık diyelim 29'unda. Yumurtadan çıkan şeyi ikiye mi katlayacağız acaba reklam izleyerek? Yoksa reklam izleyip yumurta mı açacağız? Büyük ihtimal onunla alakalı bir şeydir. Çünkü Supercell oyunlarında böyle maçlardan sonra falan reklam koyan bir firma değil. Büyük ihtimal öyle bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Oha! Uzun seneler sonra Brawl Stars'a reklam gelmesi gerçekten çok ilginç oldu. Şimdi şu ünleme bir basalım. Burada ne var abi? Buz Kraliçesi Amber. Oha, bu ne lan? Bir dakika, bir sürü şey var. Öncelikle kostümlü sprey hediyesi. Buz Kraliçesi Amber için bir sprey geldi. Biliyorsunuz arkadaşlar, Buz Kraliçesi Amber efsanevi bir kostüme dönüştü. Bunlar da yeni gelen simgeler falan. Bu simgesine bakalım. Vay, güzel. Güzelmiş logosu. Skibidi Jessica kadar iyi olmasa da fena değil logo. Kostüm rozeti hediyesi. Teypli Brock ve pilot korete de bir şeyler gelmiş. Alalım bakalım neler var. Aa, Amber'ınkileri görüyorsunuz. Amber'a bir sürü pin gelmiş. Şu asasını sallayanı çok beğendim. En alttan birinci sırada. Teypli Brock ve Colette de güzel pinler gelmiş iki tane. Peki abi, peki. Bunları da açtık. Onun dışında ne var şu anda? Dükkana gelelim. Oğlum reklamlara çok şaşırdım ya. Bakalım yumurta etkinliği geldiğinde göreceğiz. Yumurta etkinliğinde yayında mı olurum yoksa video mu çekerim bilmiyorum ama bir sürü videosu gelir herhalde. Bak, hiper şarjlar gelmiş. Yeni kostümler gelmiş. Hemen bakalım. 12.000 altın 300 taş. Çok güzel bir fiyat. Şehir ninjası Terra 74 taşa satılıyor şu anda. Bu eskiden var mıydı bu kostüm? Yeni kostüm yazmışlar. Bunda da yeni kostüm yazıyor. Oyuncu Bibi 200 taştan 99 taşa düşmüş. Bu var mıydı yoksa ben hatırlamıyorum ya. Emin değilim. Yeni hiper şarjlar. Sandy'ye hiper şarj gelmiş. Jhin'e hiper şarj gelmiş. Bunu zaten daha önceki Brawl Talk'ta mı ya da başka bir şeydi hatırlamıyorum. Orada görmüştük bu hiper şarjı Jhin'inkine. Ondan sonra Max'e hiper şarj gelmiş. Tike hiper şarj gelmiş. Bro'a hiper şarj gelmiş.
gelmiş ve Nita'ya hiperşarj gelmiş. Yani 30 tane hiperşarj mı oldu şu anda oyunda? Herhalde öyledir. Burada herhangi bir şey yok. Bu arada 12.000 altını 300 taşa vermeleri gerçekten çok ucuz bir fiyat. Eğer varsa taşınız ve altına ihtiyacınız varsa alabilirsiniz bu teklifi de. Dinozor etkinliğini çok merak ettim ya. Bakalım şurada değil mi? Aynen 5 gün 18 saat sonra geliyor. Şunları da toparlayalım buradan. Aşamalı mod falan, daha başka bir şey yok. Aa, 5v5 knockout gelmiş. Oha. Tamam, bunu da oynarız. Bir star hediyesi açarız. Yeni sezon ne zaman geliyor? 8 gün 19 saat sonra yeni sezonda oyuna eklenecek. Vay be. Ben bunun için bir star hediyesi açarım bak. Bir şimdi açacağım, bir de maçtan sonra açacağım. Efsanevi gelmedi. Tamam, diğerinden gelecek kesin. Başkan, tıkla bakalım maçlara, devam. Valla arkadaşlar, ben bu reklam olayını dediğim gibi şey olarak düşünüyorum. Büyük ihtimal yumurtayla alakalı bir şeyler olacak. Maçtan sonra bakalım çıkacak mı şey? Oy 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 oy. Maçtan sonra umarım reklam çıkmaz ya. Çok komik olur öyle bir şey yapsalar ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Abi ben telefonda, bu arada arkadaşlar, benim telefonda nedense Brawl Stars kasıyor. Bak, internetimde bir sıkıntı yok. Bayağı böyle yüksek interneti olan yerlerde de girdiğimde Brawl Stars her zaman bende kasıyor. Neden anlamadım. Bizden sadece bir kişi öldü. Bunun çözümünü bilen varsa bana yazabilir. Lütfen yazsın hatta. Şöyle hop Ayşe'yimi atıyorum. Selamünaleyküm beyler. Ölmeyeyim ben, ölmeyeyim, aman dikkat. Ayağımı atayım. Bum bum. Vur buna. Vur baba. Tak tak. 5v5 şey ne kadar kolaymış lan nakav. Kaç kill, bayağı kill. Ben nasıl öldüm? Ha, benim ayağımı öldürdüler. Hadi bro, 2v1 atıyorsunuz alırsın. Oğlum niye dibine gidiyorsun adamın? Üzerimizdeki şeyler ne bu arada? Bu turu kayıp edeceğiz herhalde ya. Oo! Oğlum bunların canı niye bu kadar yüksek? Yeni bir mod herhalde bu. Hadi başkan, sen melodisin ya. Melodisin sen, vur işte. Helal, bu kadar ya. Kaça kaça oynuyor, sinir oldum herife. Devam diyelim. Kaç kill aldık abim? Bizim Melody 5 kill almış. Benim 2 killim, geri kalanlarında birer killi var. Peki Zafer, ses niye böyle bir garip garip geliyor? 5v5 görevi için bu arada 2 tane şey gelmiş. Hatta 3 tane görev var 5v5 hakkında. Peki çıkış diyelim ve star hediyemizi açalım. Brawl Stars bana bildi göndermek istiyor ki göndersin abi. Ender, 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 Ender. Wow. İşte bu Ender. Selamünaleyküm. Dükkan diyelim. Bir hiperşarj almak istiyorum aslında ama para yok. Aga, bu videoya like atmayı unutmayın bu arada. Ne kadar like o kadar çok video demek bu kanalda. Güncelleme böyle. Zaten bu asıl güncelleme değil. Normal sezon güncellemesi 9 gün sonra oyuna eklenecek. Ve bu Godzilla etkinliği de ayın 29'unda 5 gün 18 saat sonra oyuna eklenecek. Öyle öyle yumurtalar falan açacağız. Yumurtalar da çok güzel gözüküyor gerçekten. İçinden bir sürü şey çıkıyor. Onun videoları falan gelecek. Bu reklam şeyine de ben yumurtalarla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal ya ikiye katlayacağız çıkan şeyler ya da reklam izleyip yumurta alacağız falan diye düşünüyorum ben. Vallahi arkadaşlar böyleydi. Böyle olsun video. 5v5 knockout'ımızı da oynadık. Gayet keyifli bir mod. Gerçekten güzel bir güncelleme olacağını düşünüyorum ben. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorum yazmayı unutmayın. Ekrana bir video çıkarttım bu arada. Dün attığım bir video ve çok güzel bir videoydu. Konuşamıyorum ya. Şimdi gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.